1986 yılında özel bir kanunla kurulan ve Türkiye'nin ilk pilot serbest bölgesi olan Mersin Serbest Bölgesi'nde 500'e yakın firma faaliyet gösteriyor. 800 bin metrekarelik alan üzerine kurulan serbest bölgenin arazisi devlet hazinesine, üst yapılarsa kullanıcılara ait. Serbest bölge yatırımcıları imar barışı ile birlikte özel kanunla kurulan Mersin Serbest Bölgesi'nin imar barışına dahil edilerek tapuların verilmesini talep ediyorlar. 9 bin kişinin istihdam edildiği ve yıllık 3 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip olan Mersin Serbest Bölge'de yatırımcılar imar barışı kapsamında tapuların kendilerine verilmesini istiyor. Buradaki yatırımcılar haklı olarak hazineden bu yerleri, tapularını almak istiyorlar. Bir bedel karşılığında da olsa. Şimdi gündemde imar barışı var biliyorsunuz. Biz de bu imar barışı kapsamında buraya dahil edilerek, bedellerini de ödeyerek hazineye ait arazilerin tapularının tarafımızdan alınmasını talep ediyoruz. Tapuların verilmesi noktasında teknik engellerin söz konusu olduğunu belirten Mersin Serbest Bölge Yatırımcılar ve Kullanıcılar Dernek Başkanı Bülent Ulusoy, kimsenin kayba uğramadan engellerin çözülebileceğini söyledi. Çok teknik olarak bir engel yok açıkçası. Yani buranın özelleştirilmesi zaten 4706 sayılı özelleştirme hazineye ait malların değerlendirilmesi yönündeki kanun kapsamında da bu yapılabilir. Özel kanunla kurulmuş olması, işletici firmalarının olması, işletici firmanın haklarının olması burada işletmeden dolayı. Bu gibi engeller var. Mersin Serbest Bölge Yatırımcılar ve Kullanıcılar Derneği Başkanı Bülent Ulusoy, tapuların kendilerine verilmesi halinde hem serbest bölgedeki firmaların, hem serbest bölge işletmecisinin, hem de devletin elde edeceği avantajları sıraladı. Bugün kredi olarak kullanabilecek bu tapularla buradaki sanayiciler, yani ipotek göstererek yeri. Bu krediler yatırıma dönecek. Bu yatırımlar istihdam getirecek. Devlete yeni gelirler sağlayacak. Vergileriyle, döviz kazandırıcı hizmetleriyle. Buraya yabancı yatırımcının daha çok gelmesi sağlanacak.